Şimdi öncelikle Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Vel tekün minkum ümmetün yed'ûne ilal hayr. Sizden hayra çağıran bir ümmet olsun, bir topluluk olsun. Ve ye'murûne bil ma'ruf, iyiliği emreden bir topluluk olsun. Ve yenhevne anil münker, ve kötülükten nehyeden bir topluluk olsun. Sizi iyiliğe davet eden, hayra çağıran ve kötülükten nehyeden bir topluluk olsun buyuruyor. Ulâike'l müflihûn, işte onlar kurtuluşa erenlerdir diye. Şimdi peki nasıl insanlara, yani sadece tabii konumuz şu anda daha çok inanç konusu, iman konusu ama örneğin namaz kılmayan bir adama nasıl namaz kılması gerektiğini, namaz kılması gerektiğini nasıl anlatmamız, efendime söyleyeyim, oruç tutmayana orucu anlatma şekilleri gibi bunları nasıl yapmamız lazım? Yani konu sadece iman olarak değil, anlatım şekli, emri bil maruf nehyani münker şekli nasıl olmalı? Çok basit, kısa bir hikaye vardır Kur'an-ı Kerim'de anlatılan. Musa Aleyhisselam'a peygamberlik indirildiğinde Musa Aleyhisselam Harun Aleyhisselam'ın da kendisine yardımcı olmasını, ona da peygamberlik verilmesini istiyor ve Allah-u Teala ona bunu bahşediyor. Daha sonra Allah-u Teala buyuruyor ki Firavun'a gidin. Çünkü o çok fazla taşkınlık yapmaya başladı. Ona fequla, ikiniz de deyin lehu, o Firavun'a kavlen leyna, yumuşak söz söyleyin buyuruyor Allah-u Teala. Şimdi dolayısıyla baktığımız zaman bugün günah işleyen ya da inançsız herhangi birisine gidip İslamiyet'i anlatırken inanç konularını kalkıp da ona ne biz Musa Aleyhisselam'dan daha hayırlıyız, ne ondan daha büyüğüz, ne de karşımızdaki adam Firavun'dan daha kötü. Yapmamız gereken şey nedir? Musa Aleyhisselam'a nasıl Allah git Firavun'a yumuşak söz söyle dediyse biz de kalkacağız o insanlara yumuşak söz söylemeye çalışacağız. Haliyle de Musa Aleyhisselam gidiyor ona İslamiyet'i anlatıyor gibi gibi böyle kısa bu şekilde devam ediyor. Bugün baktığımız zaman maalesef bazı Müslümanlar özellikle İslamiyet'teki o hoşgörüyü, o nezaketi tam olarak kavrayamamış bazı kardeşlerimiz, mümin kardeşlerimiz kalkıyorlar. Herhangi bir günah işleyen veya inançsızlık söz konusu. Hele bir de karşındaki dedeyse. Evet, karşıdaki yani biraz daha henüz yaşlı bir abimizse bunu kalkıyor karşısındakine çok sert bir şekilde anlatıyor. Haliyle bu sefer ne karşısındakine bir yararı oluyor ne kendisine. İşin en sonunda diyor işte yani senin dinin sana, benim dinim bana şeklinde bir açıklama yapıyor, gidiyor. Muhtemelen bildiği tek ayet tefsiri de o. İşte bu yüzden tam olarak bilmediği için. Bu da savunmaya yönelik hazırlanmış bir şey yani, değil mi hocam? Evet, kesinlikle yani. Ki şöyle de ilginç bir anekdot var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyküm dini küm veliye din. Sizin dininiz sana, benim dinim bana ayeti Mekke döneminde indi. Daha sonra Peygamberimiz Medine'ye girince onlarla savaşılması emredildi. Yani kalkıp da o yüzden neshedilmiş bir ayeti direkt olarak hüküm olarak sunmak da biraz ilginç. Yani bu konu biraz ondan sonrasını ne yapacaksın? Hadi ayet onun peygamberimizin uyguladığı gibi uygulama yapabileceğim mi? Yok, şunu bahsediyorum yani Allah-u Teala daha sonra savaşılmasını emretti ama bugün kalkıp da kendi halkımızı silah çekecek halimiz yok. Bunu tabii ki anlatarak yapacağız önce ama. Önce tebliğ hocam. Zaten tabii. Hani kalkıp savaş mantığı değil bu iş. Tabii ki yani onlarla daha çok anlatarak yani ilim yönünden savaşacaksınız. İşte tam olarak dediğim de bu. İlim yönünden savaşırken, insanlara bir şey anlatırken bu nezaketli bir şekilde anlatmamız lazım. Ve ne konuştuğumuzdan da haberimiz olması lazım. Bu da ikinci önemli konu. Bu ikisi de birbirinden ayrılamaz. Araştırma yapmadan, bilgi sahibi olmadan kalkıp kafamıza göre insanlara tebliğ yapamayız. Doğru mu hocam? Bugün yani baktığımız zaman bir bakkala gidin, biraz oturup konuşmaya başlayın. Muhtemelen hiçbir bilgisi olmadığı halde kendisini savunmaya kalkacaktır. Dolayısıyla sizin bu adama karşı üretebileceğiniz argümanlar, bildiğiniz ayetler, hadisler, efendime söyleyeyim, sahih kaynaklarda geçen olayları bilmeniz lazım. Belli bir mantık yani İslami bilince sahip olmak lazım. Dolayısıyla eğer bir kişi bunu yaparsa nezaketli, nazik ve bilgili bir şekilde karşısındakine aktarırsa bu kişi deist de olsa, agnostik de olsa, panteist de olsa hiç fark etmez. Bin bir türlü inanç şekli var. En nihayetinde bir şekilde yani belki sana tam olarak aklına yatmasa bile anlattığınız şeyler sizin kişiliğinizden etkilenip ya Müslümanlık böyle güzel bir şeymiş deyip belki de en nihayetinde Müslümanlığa dönecektir ve böylece hayırlı bir şeye vesile olmuş olacaksınız.